Anne. Efendim? Burada mısın? Buradayım kızım. Elime koy. Herkese merhaba, ben Başak kanalıma hoş geldiniz ve sonunda yıllardır beklediğiniz videoyla karşınızdayım. Kanser olmak, kanserli Başak, kanser miydim, lösemi miydim? Bana kanserle ilgili her şeyi sorduğunuz ve benim cevapladığım 15 yaşında kansere löseme yakalanan Başak'ın geçmişinden birazcık sizlere konuşmaya geldim. Bir tık heyecanlıyım çünkü bu videoyu çok uzun bir zamandır çekmek istiyordum. Aslında bu kanser serisini yani kanser günlükleri serisini başlatalı 3-4 sene falan oluyor. Ve ben bunu seri yapmaya karar vermiştim. Her videoda kanserle alakalı farklı bir konuyu ele alacağımı söylemiştim. Fakat kanserle alakalı sadece bir konu hakkında bir videoda 40-50 dakika boyunca konuşmak bana pek iyi gelmedi. Yani beceremedim. O yüzden bunu tek bir video haline dönüştürüp bu konuyu burada kapatmaya karar verdim. O yüzden bu videoda kanserle ilgili yani bana kanserimle ilgili sormak istediğiniz her şeyi sorduğunuz ve benimle cevapladığım videoyla karşınızdayım. Öncelikle başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık uzun bir zaman önce çektiğim şöyle bir video vardı. Kanser miydim diye. Teşhisin nasıl konulduğundan, kanser sürecinin nasıl ilerlediğinden, ne belirtilerim olduğundan, nasıl anladığımızdan, hangi doktorlara, nelerelere gittiğimizden, ilk günlerimin nasıl geçtiğinden hepsini detaylı bir şekilde anlattığım video burada. Yani bu video esnasında belirtilerimden, nasıl olduğundan, işte hepsinden ve detaylı olarak bahsetmeyeceğim. Biraz daha yüzeysel geçeceğim. Çünkü o videoda gerçekten izlediğimde baktım ki baya böyle size o gün neler olduysa harfi harfine anlatmışım. Neler yaşadığımı, ne belirtilerim olduğunu, nerelerimin acıdığını ve bunları belirti olarak varsayıp gidip hastaneye öğrendiğimizi. O yüzden bu videoyu izlemeden önce kanser lösemiye olan merakınız varsa ya da böyle bir süreçten geçiyorsanız öncelikle o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Ardından tüm her şeyi toparlayacağım bu soru cevap videosuna başlayabilirsiniz. Hazırsanız bir tık ben hazır değilim falan diyormuşum. Hazırsanız dostlarım başlayalım. Sizlere soruları sormuştum ve bayağı fazla soru geldi. Ben de işlerinden en konuşulmadıkları ve merak edilenleri derleyip toparlayıp sizlerle buluşturmaya karar verdim. İlk sorumuzla başlayalım. Kanser olduğunu ilk öğrendiğinde ne hissetmiştin? Bir önceki videomu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Kanser olduğumu yani kanser olabileceğimi kendimi hazırlayarak gitmiştim hastaneye. Çünkü belirtilerini taşıdığımı ve kanser olma riskimin çok yüksek olduğunun farkındaydım. Ve tüm tahlillerim, kemik iliğim alındıktan ve yapıldıktan sonra doktor beni karşısına alıp Başak hastalığının ne olduğunu biliyor musun dediği zaman doktora verdiğim tek düze cevap şuydu. Kanser miyim de. Evet Başak ama ne kanser olduğunu biliyor musun diye bana sordu ve ben de onu bilmiyorum diye cevap verdim ve bana lösemi olduğumu söyledi. O an hissettiğim açıkçası tam anlamıyla bir şey yoktu. Sanırım dünya benim için o an duru çünkü beni neyin beklediğini bilmiyordum ve ben gerçekten hayatında belirsizlikleri sevmeyen biriyim ve hayatında belirsizlik varsa panikleyen bir insan olduğum için bu o an beni korkuttu. Yanımda annemin ağlayışı, babamın ağlayışı, babamın omuzlarıma dokunup hani her şey senin elinde diye omzuna bir yük bana bağlaması hani aslında o an tek istediğim şey şimdi ne olacak? Yani o an hiçbir şey hissedemedim açıkçası. Şokun etkisi tek düşünebildiğim şey şu an ne yapmam gerekiyordu. Ben hep böyle çok çözüm odaklı bir insan olarak yetiştirildim ve hani kötü bir duruma karşılaştığım zaman ah vah şimdi ne yapacağım diye oturup ağlamak yerine her zaman ne yapmam lazım? Yani ben bunu çözmek için ne yapmam gerekiyor diye genelde düşündüğüm için bir şey hissedemedim galiba, şoktaydım. Nasıl başladı sorusu malum sorumuz. Onun uzun versiyonunu o diğer videomda izleyebilirsiniz zaten. Ama kısaca özet geçecek olur.
olursam vücudumdaki değişimleri çok fazla fark etmeye başladım. Çok enerjik ve açık bir insan olarak çok fazla halsizleşmeye ve güçsüzleşmeye başlamıştım. Tabii ki eğer siz şu an halsiz veya güçsüz hissediyorsanız veya benim o diğer videoda bahsettiğim belirtileri hissediyorsanız kansersiniz demek değil. Çünkü her kansere yakalanan kişide aynı belirtiler olmaz. Mesela ben hastaneye gittiğimde lösemi hastalığından dolayı yatan bir sürü çocuk vardı ve hiçbirinin belirtileri benimle aynı değildi. Kimse benim gibi baldırında bir kramp, ağrı, acı hissetmemişti. O yüzden araştırmayın. Yani Google'a güvenmeyin. O belirtilen belirtiler aslında gerçek olmayabilir. Çünkü çoğunuz bana bazen yazıyorsunuz, Başak ben de bu belirtileri duyuyorum. Ben kanser miyim sence? Diye bana soranlarınız çok oluyor. O yüzden bunlara çok fazla takılmamanızı tavsiye ediyorum. Eğer gerçekten bir sıkıntınız olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız hastanede tahlil yaptırmanız kesin çözümlerden bir tanesi. Hiç kansere yenemeyeceğini düşündün mü? Açıkçası sanırım düşünmedim. Yani ilk günler evet tamamıyla kansere yakalandım, şimdi ne yapacağım, hurra kanser savaşacağım diye bir moda girmedim. Yani şu an o bahsettiğim şekilde bu kolaylıkla o durumu atlatmadım tabii ki. Ben de insanım, 15 yaşında bir çocuktum. O yüzden 3-4 gün falan onun şokundaydım. İlk 2 gün yataktan hiç çıkmadığımı hatırlıyorum. Yataktan çıkmadım dediğim, ilaçlarım veriliyordu. Odamda annemle birlikteydim. Oda arkadaşım vardı ama böyle yerinden kalkmak istemiyordum. Beni birileri arayınca konuşmak istemiyordum olayın şokunda olduğum için. Ama ikinci günden sonra toparlamaya başladım. Yapabilecek bir şeyiniz yok arkadaşlar. Yani şu an o an hastasınız ve bir hastalığınız var ve doktor size bunun tedavisi olduğunu söylüyor ve hatta ben doktora ilk bana yakalandığımı söylediği zaman sorduğum tek şey şuydu. Kurtulma ihtimalim var mı? Gerçekten doktorumu karşıma aldım ve bu soruyu sordum. Kurtulma ihtimalim var mı? O da bana dedi ki Başak, lösemi hastalığında %80 bir kurtulma olanına sahipsin. Böyle bir başarı yüzdesi mevcut dedi. O raddeden sonra benim tek düşünebildiğim şey ben neden o %80 içinde olmayayım düşüncesiydi. Çünkü demek ki çoğu bu hastalığa yakalanan kişi eğer kurtuluyorsa benim de kurtulma şansım vardı. Ve %80 gerçekten büyük bir yüzdelik rakamı. Rakamın içinde olabilmek için neler yapmam gerekiyorsa yapmaya razı geldim. Yani çünkü yani 15 yaşındaydım ve yaşamak istiyordum. Yaşayacağım çok şey vardı. Ailem var arkada, geride bırakacağım insanlar var. O yüzden yapmam gerekeni yapmak zorundaydım. İlaçlarımı alacaktım, kendime iyi bakacaktım ve çabalayacaktım. Yapmam gereken şey buydu ve o yüzden hiç yenemeyeceğim mi acaba diye düşündüğüm olmadı. Ama bazen böyle çok panikliyordum. Vücudumda bir şey yanlış gittiğinde, kemoterapi aldığımda veya o kemoterapiden sonra bir yan etki yaşadığımda falan, o yan etkiler ağır olduğunda geceleri korkarak uyuduğumu hatırlıyorum. Çünkü her uyumam demek bir sonraki güne uyanamamam demekti ve bu beni çoğu zaman çok korkutan bir şeydi. Bir gece çok panik atak geçirdiğimi ve uyuyamadığımı annemi çağırdığımı hatırlıyorum. Anne uyuyamıyorum, uyumaya korkuyorum. Çünkü uyursam sabah uyanamayacakmışım gibi hissediyorum diye korktuğumu ve bayağı anneme sabahladığımı biliyorum. Yenemeyeceğimi düşündüğüm değil de anlık ölme korkusu, ölüm korkusu çok sık geliyordu. Çünkü sürekli narkoz alıyorsunuz. Sürekli bel iğneleri ve kemik iliği operasyonlarına giriyorsunuz. Ve narkoz almak, sürekli narkoz almak zaten insan vücudu için tehlikeli bir şey. Çünkü her narkoz aldığınızda uyanamama ihtimaliniz var. Her uyuduğunuzda olduğu gibi. Onları sürekli yaşamak bende anlık ölüm korkusunu çok fazla tattırıyordu. Nerelerde yara izlerim var? Sanırım çoğu kişinin sorduğu şeylerden bir tanesi bu. Kullandığım ilaçlardan yani kortizon ve kemoterapilerden dolayı çok fazla kilo aldım. 15-20 kilo kadar kilo aldım ve aldığım kilo normal bir kilo değil. Zaten buraya fotoğraflarımı size de koyarım. Böyle bildiğiniz deli gibi aniden şiştim ve böyle balon gibiydim. Direkt kortizon şişliydi o zaten. Derim direkt şişince her yerime çatlaklar oluşmaya başladı. Şöyle kollarımda, belimde. Bu belimdekiler hem çatlak, aynı zamanda girdiğim bel iğnesi operasyonlarına, yani beynimden boz sıvısı alındığı zaman ki büyük iğnelerin belimde bıraktığı izlerin yırtılması olarak düşünebilirsiniz. Bacaklarımın yanındaki iri çatlaklar, belimdeki iri çatlaklar. Onun haricinde şurada bir damar yolunda bir sıkıntı vardı. Şu an neredeyse 6 sene falan olduğu için çok belli olmuyor. Burası bildiğiniz şuradaki damar ve kemiğin üstü mosmor bir çizgi vardı. O da kemoterapi alırken kemoterapimin damarımı yakmasından dolayı vücudun verdiği bir reaksiyondu ve o morluk neredeyse 6 senede falan ancak etti ve evet bugün şu an sizlere bunu söylerken fark ediyorum. Oradaki şey geçmiş ya, ben hiç geçmeyecek zannediyordum. Ek olarak sadece buramda port ve dikiş izim var. Bunlar da ameliyat sebebiyle oldu. O da şöyle. Kemoterapi alan insanlarda şöyle bir durum gözlemleniyor. Kemoterapi damar yollarını çok fazla yorduğundan ve damar yollarını küçülttüğünden
o hasta artık kemoterapileri damar yolundan alırken zorlanmaya başlıyor. Damar yolu yanıyor, patlıyor ve artık kemoterapi vermek için damar yolu açamıyorlar, damar yolları küçüldüğü için. Böyle durumlarda kanser hastalarına ya bu kısımdan, boynun olduğu, bu büyük damarların olduğu kısma doğru ya da şu iç kısımdaki kısımlardan kateter, port adı verilen bir şey takıyorlar o kısmınıza doğru. Eğer fotoğrafını bulabilirsem tam şuraya falan koyarım zaten. Oraya takıyorlar bunu. Benim tam şu kısmıma su şişesinin kapağı kadar olan büyüklükte bir yuvarlak bir alet takıldı oraya. Onun ucunun bağlı olduğu kısımda şuradaki damarımdan geçiyordu. Ve o damarıma boruyu koymak için de şuradan bir dikiş izi açtılar ki buradan damara o girebilirsin. Burada cihaz olabilsin diye. Yani ben kemoterapi alacağım zaman, bana kan takviyesi yapılacağı zaman, serum alacağım zaman veya kan vereceğim zaman yine mi benim normal sizden mesela kan alırken damarınızdan, kolunuzdan kan alınırken benim iğnem buraya takılarak alınıyordu. Ve burada olmasının şöyle bir avantajı vardı. Kollarımda olduğu zaman damar yolu, yani oraya kelebek takılıp orası kapatıldığı zaman ve günlerce aynı damar yolu sizin kolunuzda kaldığı zaman bayağı böyle giyinmenize, telefonla oynamanıza, hani aktivitelerinize engel oluyor. Ama burada olduğu zaman 3-4 gün boyunca burada buraya yapıştırılarak bu kalabiliyor ve size çok fazla rahatsız etmiyor. Özellikle küçük çocuklar için çok çok daha rahat. Anneleri üstünü değiştirirken veya çocukların sürekli damar yollarının patlayıp tekrar tekrar o iğne acısını yaşamamaları için port ameliyatı olmuştum. Bir kere takılırken oldum. Bir de hastalığım bittikten sonra o portun oradan çıkarılması için tekrar ameliyata girdiğimde oldum. Yani sadece iki kere ameliyat olmuş oldum. Sanırım bunlar son yara izlerim olabilir. Onun haricinde başka yara izim vardıysa da hatırlamıyorum. Arkadaşların destek oldu mu? Tabii ki de evet. Yani herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Manevi olarak hiçbir eksiklik hissetmedim. Ailemden, akrabalarımdan, arkadaşlarımdan hepsi o kadar yanındaydı ki her gün beni görmeye geliyorlardı. Her gün bana evden taze yemekler geliyordu. Dedem beni her gün arıyordu. Kızım yarın ne yemek istiyorsun? Onu gönderteyim sana. Babaannen onu yapsın diye. Babaannem her sabah namazına kalktığında sabahleyin bana öğünlük yemek hazırlıyordu. O kadar bana iyi geldi ki sevdiklerim, akrabalarım, arkadaşlarım, ailem, aslında hepsi benim ailem ve buradan hepinize teşekkür etmek istiyorum. Tüm akrabalarıma, tüm aileme, tüm arkadaşlarıma. Çünkü siz olmasaydınız belki yapamazdım. Beni siz güçlü tuttunuz. Bana moral vererek, beni sürekli güldürerek, benim yanımda olarak, benim sevdiğim yemekleri getirerek ve hayata tutunmamı sağlayarak. Gerçekten bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki hayatımdasınız. Psikolojin nasıl düzeldi? Açıkçası tam olarak düzeldi diyemeyeceğim. Çünkü asıl sıkıntı hastalık sürecindeki psikolojimden ziyade hastalıktan sonraki psikolojimdi benim. Çünkü ben hastalık zamanında güvenli ortam olarak adlandırdığımız hastaneyle bütünleşmiştim ve hastaneye gidip gelmek, hastanede kalmak, tedavi görmek artık benim bir rutinim, bir her gün yaptığım bir şey haline büründüğü için çok rahattı benim için. Ama hastalığı atlattıktan sonra eski düzene geri dönmek psikolojimi çok zorladı ve yardım almak zorunda kaldım. Kansere en iyi gelen şey moral olduğu söyleniyor. Sence öyle mi? Hem evet hem hayır. Tabii ki de kansere yakalandığınız moralin iyi olursa kansere yeneceksin diye bir şey yok. Ama moralin iyi olmasa kansere yenemeyeceksin diye de bir şey yok. Ama stres bir faktör olduğu gibi moral de bir faktör. Tedavi olurken tanıştığın ve görüşmeye devam ettiğin insanlar var mı? Sizlere demiştim ya, ailem, akrabalarım, arkadaşlarım benim bana çok destek oldular diye. Bunlardan bir tık daha ziyade hastanedeki arkadaşlarım, arkadaşlarımın anneleri, küçük çocuklar, onlar da bir nebze beni ayakta tuttu. Yani hastane bildiğiniz böyle herkesin kendi odasına çekildiği, ölüm sessizliğinin olduğu bir yer değildi. O filmlerde gördüğümüz klişe kanser filmlerine kesinlikle inanmayın, öyle bir ortam yoktu. Çocuklarla birlikte çok güzel eğleniyorduk. Masa çıkartıyorduk koridora, birlikte onu oynuyorduk. Şöyle fotoğrafımız falan da var hatta, yanımızda pamplarımız varken. Onun haricinde anneler morallerini yüksek tutmak ve birbirlerine destek çıkmak amaçlı çocuklar uyuduktan sonra akşamları koridora masa koyup çay demleyip bisküvitler yiyerek sohbet edip birbirlerine destek oluyorlardı. Güzel şeylerden bahsediyorlardı. Ben onlara katılıyordum. Yani ben aslında iki taraftaydım. Yaşım gereği 15 yaşında olduğum için hem küçüklerle birlikteydim hem de aynı zamanda çocukların, hastalanan çocukların anneleriyle çok tatlı bir iletişimim vardı. Tabii ki de tedavi olurken tanıştığım ve görüştüğüm insanlar hala var. Çok seviyorum hepsini. Çoğu da iyi zaten. Hemşirelerimle görüşüyorum. Hemşirelerimizle de görüşüyorum. Yani iletişimimi kesmedim zaten. Sürekli olarak hastaneye ziyarete gidiyorum. İçinde olmayı çok seviyorum. Seni en korkutan şey neydi bu süreçte? Anlık yaşadığım ölümler haricinde ya bana bir şey olursa ailem ne yapar korkusu sanırım benim için çok büyüktü. Ya, ve bir de şey vardı, hani
Daha 15 yaşındayım. Hiçbir şey yaşamadım hayatımda. Hiçbir şeyi tatmadım daha. Ve hiçbir şey yaşamadan gidecek olmak beni arada bir korkutuyordu. Peki saçsızken kendinden nefret ettin mi? Hayır. Yani ben o zamanlar Snapchat'i çok fazla kullanıyordum. Böyle Snapchat'te her gün snap atan 100 tane falan kızlar vardır ya, tam onlardan biriydim ki bu snap'i hastalık dönemlerimde daha çok kullanıyordum. Saçsız halimi seviyordum. Bandana kullanmıyordum çok fazla. Yani çok nadiren kafam üşüdüğünde, çünkü keliniz üşüyebiliyor kışın. Hele Umuttepe'de tedavi görüyorsanız ve kışın orada çok ağır geçtiği için ihtiyacınız olabiliyor. Yani peruk kullanmadım. Ben bir tık kendime barışıktım. Kendimi seviyordum. Yani saçlarımın öyle olmasını seviyordum. Çünkü yani saç bu. Kökü bende. Uzar dedim ve şu an hani zaten şu ana kadar olduğu en uzun halinde. O yüzden çok aşırı üzüldüğüm bir şey değildi saçsız olmak. Ama tabii ki arada bir ya eski saçlarımı özlediğim oluyordu. Öf, çok güzel saçlarım vardı. Hani keşke dökülmeseydi veya kazıtmasaydım dediğim tabii ki de oluyordu. İlk öğrendiğinizde nasıl kabullendiniz ve tedavi ne kadar sürdü? Benim kabullenmem bir 2-3 günümü aldı. Annemin de o şekilde. Fakat babamın kabullenmesi böyle bir haftayı falan buldu sanırım. Babam biraz daha ağır geçirdi o dönemi. Benim tedavim, kendime göre konuşacaksam eğer, çünkü herkesin tedavi ilerleyişi farklı. Bazısı 8 ayda bitiriyor, bazısı 9 ay, bazısı 1,5 yıl, bazısı 2 sene veya daha da uzun bir süre zarfı içerisinde. Bunun kesin bir cevabı yok. Bu sizin tedaviye verdiğiniz cevapla ilgili. Yani doktorunuz ne söylediğiyle ilgili. Benimki Ocak 2015'te başladı. Ağustos 2015'te damardan aldığım kemoterapiler bitti. Ve ben bir sonraki Eylül'de artık ağızdan kemoterapi almaya başlamıştım. Ağızdan aldığım kemoterapiler de 2 sene kadar daha devam etti. Ardından beni bekleyen tüm yaşama karışma olarak adlandırdığımız idame süreci bittikten sonra ki geriye kalan 2 yıl kalıyordu. O da artık ilaç kullanmadığım, kontrollerimiz sıklıkların azaldığı ama hala kontrole gittiğim ve düzen altında olduğum bir süreçti. Yani aslında tamamıyla kanserden kurtulmam 5 seneyi buldu. Ama tedavi süreci kemoterapiler, damardan kemoterapim yaklaşık 8-9 ay sürdü. Ağızdan kemoterapim de 1-2 sene kadar sürdü. Geri kalan zaman zarfında da 5 seneyi doldurmam lazımdı. 5 sene şu demek oluyor. Sizler şu an %5 kansere yakalanma riskine sahipsiniz. Ben 5 seneyi doldurmadan daha %10, %12'lik bir yakalanma riskine sahiptim. Tekrar yakalanma riskine sahiptim. Ama 5 yılı doldurduktan sonra sizlerle aynı eşit seviyeye geldim. Ve artık sizler kanser yakalanma riskine ne kadar sahipseniz ben de o kadar sahibim. Yani artık sizin gibiyim. Ne seni hayata tutundurdu? Yani kendini nasıl motive ettin kansere yeneceğin konusunda? Beni hayata tutunduran şeylerden bir tanesi ailemdi. Onun haricinde hastanedeki ortam genelde böyle hani çok şey gözükür ya hepimize. Kötü, depresif, morallerin düşük olduğu bir yer gibi. Benim için öyleydi. Hastane benim için güvenli ortamdı ve doktorlarımız olan iletişimim, hemşirelerle olan iletişimim, oradaki arkadaşlarımla ve onların anneleriyle olan iletişimim beni gerçekten hayatı tutundurdu. Oradaki zamanlarımın iyi geçmesine sebebiyet verdi. Yani geceleri odamdaki oda arkadaşım, diğer hasta arkadaşım uyuduğu için kitap okuyamıyordum ve hemşire odasına gidip hemşirelerin yanındayken okuturup kitabımı okumaya çalışıyordum gecenin birinde, ikisinde falan. Yani aslında böyle beni iletişim hayata tutundurdu diyebilirim. Gerçekten iletişimde kalmak, kendimi kapatmamaya çalışmak ki bu gerçekten zor bir süreç. Biliyorum. Eğer böyle bir durumdaysanız inanın sizi anlıyorum. Çok zor bir şey. Ama elinizden geldiğince kendinizi kapatmamaya çalışın. Saçlarının nasıl bu kadar güzel uzadığını çok merak ediyorum. Aslında bunu sürekli soruyorsunuz. Ne kadar saçların uzadı, nasıl bu kadar uzatabildin gibi. Tekrar çıkmaya başladığında kıvırcık çıkmaya başladı. Saçlarım bu kadar nasıl uzadı diyecek olsanız hiçbir fikrim yok. Yani ben bir şey yapmadım. Normal bir şekilde beslenmeme devam ettim ve ardından kendinden uzadı. Ekstra bir ürün kullanmadım uzatmak için. Hiçbir kimyasal kullanmadım saçımı. Hatta ilk 200 sene boyunca sadece Dalin'le yıkandım. Hem vücudumu hem saçlarımı sadece Dalin'le yıkadım. Çünkü en saf ve kimyasal olmayan ürünlerden bir tanesi oydu. Bebeklere kullanılabilenler. O yüzden onları kullanmıştım. Ki eğer bu duruma biraz aşinaysanız biliyorsunuzdur. Kansere yakalanan bir kişi bir bebekle aynı bağışıklık sistemine ve hassasiyete sahiptir. O yüzden bir bebeğe nasıl bakılması gerekiyorsa bir kanser hastasına da o şekilde bakılması gerekiyordu ki ben bunların hepsini yerine getirmeye çalıştım. Yani yerine getirmeye çalıştık hep birlikte ailemle. Atlattığın zaman ilk ne hissettin? Lösemi hastalığında ya da kanserde böyle atlattınca hissedilen bir şey olduğunu ben tam olarak düşünmüyorum. Yani doktor beni hiç karşısına alıp da evet Başak atlattın bitti diye bir an olmadı. Çünkü lösemi süreci bir tık daha farklı ilerleyen bir süreç. Lösemi kanserde
insanda oluşan bir kanser türü. Yani hematoloji bölümüne denk geliyor. Onkoloji bölümü yani vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen kanser türü demek. O yüzden lösemi hastalarının kanseri atlatması bir tık daha farklı. Bizler belli bir süreci tamamlamak zorundayız. O süreç bitene kadar tamamıyla kurtulmuş sayılmıyoruz. Saçlarını kazıtırken ağladın mı ve ailen üzülmesini, duygularını sakladın mı? Benim saçlarımı kazıtma anım bir tık garip. Aslında ben birazcık saçlarımın dökülmeyeceğine inanıyordum. Hani bana şey gibi geliyordu. Dökülmeyecek sanki ya falan diyordum. Anneme bekleyelim kazıtmayayım falan diyordum. Bazılarınız şeyi merak ediyorsunuz. Her kanser olan saçlarını kazıtmak zorunda mı diyenleriniz oluyor. Aslında saçlarınız dökülene kadar kazıtmak zorunda değilsiniz. Ama bildiğiniz üzere kanser hastalarının bağışıklık sisteminin çok düşük olduğundan bahsetmiştim. Yediğimiz, içtiğimiz, girdiğimiz her ortam bize yasak. Yani bu şu an karantina ve pandemi var ya, her yerde maskeyle geziyoruz. Biz kanserken de bu durum geçerliydi bizim için. Ben dışarıdaki enfeksiyona çok açık olduğum için, daha doğrusu bir kanser hastası da buna çok açık olduğu için böyle bir durum çok riskli. Ve saçlarımın sürekli dökülmesi, yastığıma dökülmesi, benim onun genzime kaçması, ağzıma gelmesi vücudumda bir enfeksiyona yol açabilir ve tedavimi direkt geriletir ve ölüme kadar götürebilir. O yüzden kanser hastaları genellikle saçların dökülmelerini beklemeden kazıtırlar ki herhangi bir enfeksiyona sebebiyet olmasın diye. Benim kazıtma sürecim şöyleydi. İlk böyle 30 gün bekleyeceğim dedim anneme. Bir bekleyelim, belki dökülmez dedim ama baktım dökülmeye başlıyor, yastık falan bayağı şey olunca dedim ki anneme hastanenin berberini çağır dedim. Kuaföre falan gidemiyoruz tabii ki. Yani bırakın hastaneden çıkmayı. Biz dışarıdan bir simit bile almam yasak yani. Bırakın kuaföre gitmeyi. O yüzden berberi odamıza çağırmıştık. Şöyle bir fotoğrafım var. Hayko Cepkin olmuştum önce denemek amaçlı. Ben hiç böyle işte bir şeyleri yavaş yapalım diyen biri değilim de kökünden halletmeyi seven biri olduğum için direkt keselim ben hepsini diye düşündüm. Çırak bir berber çocuk geldi. Saçlarımı kesecekti. Annem karşıma sandalyede oturuyordu ama annem de benim kadar gergin olduğunun farkındaydım. Çünkü hani artık saçlarım kesildikten sonra tamamıyla evet artık gerçekten kendimi kanser gibi hissedecektim. Çünkü saçlarınız dökülene kadar bir yere kadar hasta olduğunuzu biliyorsunuz ama o kanser sıfatını kendinize tam olarak yakıştırmamış oluyorsunuz. Saçlarımı kazıtırken yani çocuk dedi ki hepsini mi kazıyacağız dedi. Annem evet dedi. Emin misiniz dedi. Bence hepsini kesmeyelim dedi. Annem dedi ki keseceğiz dedi. Yani kesmemiz gerekiyor. Çocuk bize resmen kesmeyelim falan dedi. Sonra çocuk kesmeye başladı. Allah'tan yüzümde maskem vardı. Çünkü annemin beni tam öyle görmesini istemezdim. Benim içim burkuluyor çünkü karşımda annemin canı çok yanıyordu ben saçlarımı kazıttığım için. Ben çok fazla etkilenmedim ama annemin yani daha doğrusu bir annenin kendi kızının hastalığı yüzünden saçlarını kazıttığını birebir izlemesi ona çok ağır geldiği için ve bu onun gözlerine yansıdığı için ve ben de onu izlediğim için bir tık böyle duygusal bir an oldu ama kendimi çok iyi tuttum. Gerçekten çok iyi tuttum. Ta ki saçlarım kazıtılana kadar ve berber odadan çıkana kadar annem bana yemek hazırlamak için hastanenin mutfağına gidene kadar ve ben odada yalnız kalana kadar. Odada yalnız kaldım, tuvalete girdim ve aynadaki kendi görüntümle karşılaşınca böyle bir çok garip oldum. Hani dokunuyorum falan çünkü hep şey yapıyordum. Saçlarımı kazıtmadan bir haftadan önceden falan hep böyle ellerimi tutarak nasıl gözüktüğüme bakmaya çalışıyordum. Kendimi biraz böyle görüntü olarak hazırlamaya çalışıyordum. İlk bir şoka uğradım yani. Aynanın karşısına kendime bakarak bir ağladığım an yaşandı gerçekten. Hani birazcık kalp kırıcı ve yoğun bir andı benim için. Ama çok uzun sürmedi. Daha sonrasındaki saçımla alakalı tek düşünebildiğim şey kış vakti Umut Tepe'de o kadar soğukta kafamın sürekli üşüdüğüydü. O yüzden uyurken falan bandana takıyordum ya da bere falan takmak istiyordum. Çünkü gerçekten üşüyordu kafam. Kelim üşüyordu arkadaşlar. Sağlıklı beslenmeyle olan bağım ve titizliğim mükemmel kanserden dolayı mı? Evet. Aslında kanserden önce de çok sağlıklı bir yaşama sahiptik. Ailecek yine şu ankiyle benzer bir yaşamımız vardı ama bu kadar katı ve sıkı değildik. Benim kanserimden sonra çoğu şeye dikkat etmek zorunda kaldık. Sizler gibi dışarıdan bir simit alamaz ya da dışarıda pişmemiş şeylerin hiçbirini yiyemezdim. Marul, yeşillik yemem yasaktı çünkü toprakla temas ettiği için ne mikrobu olduğunu bilmiyorduk. Çilek mesela toprakla temas eden bir meyve olduğu için onu da yemem yasaktı. Erik kabuklu olduğu için yemem yasaktı çünkü toprağa temas ediyor. İşte bu tarz kabuklu, toprağa temas eden pişmemiş şeyleri yemem yasak olduğu için bayağı büyük bir zorluk yaşamıştık. Zaten fast food, şeker ya da ne bileyim dışarıdan olan yemekleri saymıyorum bile. Her şeyi tuzsuz yemek zorundaydım. Kortizon kullandığım için daha da fazla şişmemek ve ödem toplamamak için tuzsuz besleniyordum. Onun haricinde çok fazla karbonhidrat tüketmemeye çalışıyordum. Çünkü benim hastalık sürecimde şekerim çıkmıştı, migrenim çıkmıştı ve şekerim benim bildiğiniz bayağı insülin kullanacak kadar büyük çıkmıştı, çok çıkmıştı. Bildiğiniz şeker hastası gibi insülin ilaçları kullanıyordum. İnsülin iğnesi vuruluyordum her gün. Her kanser hastasının gösterdiği yan etkiler farklı olabilir. Bende migren ve şeker hastalığı ortaya çıktı. Şeker hastalığı kanserimin ilk ikinci ayında falan
falan sanırım bitti. Yani benimki kısa süreli bir şeker hastalığına sahip olma durumuydu. Herkes de farklılık gösteriyor. Sizde de böyle olacak diye bir kaide yok tabii ki. Onun haricinde migrenim hala ara ara kendini gösteriyor. O zamanlar çok yoğun ve sert bir migrenim vardı. Şimdi ayda yılda bir gelen migrenlerden birine dönüşmeye başladı. O yüzden yediğim her şeye çok dikkat etmek zorundaydım. Hem şekerim çıktığı için hastanede kaldığım ilk dönemlerde karbonhidratlı şeyler, yani karbonhidrattan kastettiğim işte çok patatestir, işte hamur işidir falan, onları yemem bir tık çok yememem gerekiyordu, yasaktı. Yağlı şeyler zaten yasaktı. Kızartmalar direkt yasaktı. Yani yiyebildiğim çok nadir şeyler vardı. Tamamen sağlıklı beslenmek zorundaydım ve ben sağlıklı beslenerek günde 6 öğün yiyerek 20 kilo alan bir kanser hastası oldum. Tabii ki de her kanser hastası kilo almıyor. Çoğunluğu veriyor genellikle yiyemediği için, iştahı kapandığı için. Ama ben çok iştahlı bir insanım. Her zaman öyle olmuştum. Bir de şöyle bir artım vardı benim. Ben hep şeyin bilincindeydim. Yemem gerekiyor. Başak yemezsen, güçten düşersen enfeksiyon kaparsın. Yemek zorundasın diye. İstemediğim zamanlar bile, midem bulandığı zamanlar bile burnumu sıkayarak bir şeyleri zorla içtiğimi, yediğimi, çiğnediğimi ve kusmamak için pozisyondan pozisyona girdiğimi biliyorum. Yani bu bir tık benim kendimin çok efor sarf ettiği bir durumdu. Bu dönemde psikolojik yardım aldın mı? Almadım. Kanser sürecim boyunca hiçbir psikolojik yardım almadım. Bu da istemediğim için de aslında. Hiçbir doktorun ve psikoloğun, psikiyatristin anlamadığı bir şekilde psikolojim çok iyiydi. Beni sürekli kontrole gelmelerine rağmen onlar da benimle birlikte tedaviye başlamaya gerek duymadılar. Hastane ortamı benim için çok güvenli ve ev gibi hissettiğim bir yer olduğu için ben çok benimsemiştim orayı ve direkt olayla ve insanlarla bütünleştiğim için çok zor geçmedi benim için süreç. Benim için asıl zor süreç, daha demin bahsettiğim gibi, kanseri atlattıktan sonraki olan süreçti. Ve benim gerçek hayata adapte olmam gerçekten çok zor oldu. Çünkü hastalık dönemini, hastaneye güvende olmayı, sürekli doktorların yanımda olmasını çok benimsemiştim. Gerçek hayata dönünce her hiçbir şeyin bıraktığım gibi olmadığını görünce yani çok zor oldu. O zaman psikolojik yardım almaya başladım. Çevre korkusu yaşadım mı? Mesela beni dışlarlar ve benzeri gibi. Hayır, çevre korkusu yaşamadım. Yani dışlanma korkusu yaşamadım. Çünkü hep kendimle barışıktım, söylediğim gibi. Dışarıda biri bana baktığı zaman, saçım yokken falan, niye bakıyorsun falan hep yaşlı teyzelere uyardım oluyordu. Çünkü yani hani arkadaşlar dik dik bakmayın. Hasta olan bir insana, dışarıda gördüğünüz herhangi bir engeli olan ya da ne bileyim bir sıkıntısı olan, bakmayın. Önünüze bakarak yürüyün. İnsanlara bakmayın. Bu gerçekten inanılmaz rahatsız edici bir şey ve benim kadar böyle ters ve gıcık bir hastaya denk gelirseniz, ki çoğu kişi denk geliyordu. Ben çoğu kişiyle kavga ettiğimi biliyorum. Gerçekten kavga ediyordum. Çünkü insanlar bön bön bakıyor, parmağıyla gösteriyor. Kaç tane bir yaşlı bir kadın yana gidip dedim ki, kızınızı uyarın. Yani sen kızına, kendi çocuğuna bu terbiyeyi vermek zorundasın. İnsanlara dik dik bakılmaması gerektiğini, herkese her sorunun sorulmaması gerektiğini. Bunu ben, bununla barışık olmam benim hiçbir şey değiştirmez. Çünkü benden daha ziyade ben hastanedeki kendi arkadaşlarımı görüyordum. Bu durumdan çok rahatsız olup kendi içine kapananlar oluyordu. O yüzden yapmayın. Önünüze bakarak yürüyün. İnsanlara gereksiz sorular sormayın. Bu kadar pozitif olman kanserden sonra mı oldu, yoksa hep böyle miydi? Aslında kanser zamanı böyle inanılmaz sürekli pozitif biri değildim tabii ki. Bazı dönemler ilaçlarım çok ağır geçiyordu ve canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ya da bazen o kadar sıkılıyordum ki, bir sinemaya gidememek, sahile bir yürüyüş yapamamak, hiçbir arkadaşımı görememek, sürekli mikroplardan kaçmak, sürekli evde olmak, her şeyden geri kalmak beni bazen çok yıpratıyordu. Bazen gerçekten içime kapandığım, çökeceğim zamanlar beni annem kaldırıyordu. Ben karamsarlaştığımda annem pozitifliğini arttırmaya çalışıyordu. Annem karamsarlaştığında ben pozitifliğimi arttırmaya çalışıyordum. Hani elinden geldiğince pozitif olmaya çalıştım. Çünkü elinden gelen gerçekten başka hiçbir şey yoktu. Yani kanser olmak ailenle veya annenle olan bağlarını güçlendirdi mi? Tabii ki de evet. Annemle kanserden önce ilişkimiz çok iyi değildi. Hatta bunu annemle cevapladığım soru cevap videosunda da konuşmuştuk. Çok kavga ederdik. Benim ergenlik dönemim çok ağır geçmişti ve annem gerçekten aram hiç iyi değildi. Ama kanserden sonra çok çok daha yakınlaştık. Hem annemle çok yakınlaştım, hem ailemle çok yakınlaştım. Annemle gerçekten anne kız olduğumuzu hissettiğimiz ve bütünleştiğimiz bir dönemden sonra artık kopamamaya başladık birbirimizle. Bu aynı şekilde babam ve kardeşimle de oldu. Birbirimize olan düşkünlüğümüz daha çok arttı. Daha çok birbirimize bağlandık. Tabii ki keşke bu kötü bir şeyden sonra olmasaydı. Yani bu sağlık sıkıntısından dolayı olmasaydı. Ama biz insanoğluyuz, yani nankörüz. Başımıza kötü bir şey gelmedikçe o şehrin değerini anlayamıyoruz. Adette düzensizlik ya da kesinti oluyor muydu? Bildiğiniz üzere kanser hastalarının adet veya regl düzensizliği çok fazla oluyor. Hatta kullanılan ilaçlardan dolayı regl görememesi ve bundan sonra regl görememe ihtimalinde olduğu bir durum var. Ben ilk ilaç kullanmaya başlayacağım zaman doktor beni ve annemi karşısına alıp dedi ki, Başak, reglin düzensizleşebilir. Hatta bundan sonra regl görmeyebilirsin. Yani bu da demek oluyor ki ileride kısır
aşırı olma ihtimalin var demekti. Bu herkeste farklı bir süreç olarak ilerledi gibi bende de farklı ilerledi. İlk bir iki ay olmadım sanırım. Daha sonra olmaya başladım ama çok kısa süreli böyle olmaya başladım. Çok şükür benim reglinde, adetimde herhangi bir kesilme yaşanmadı ve sonrasında düzenli olarak olmaya devam ettim. Ama regli göremeyen kanser hastaları da var. İnsanların sana bakış açıları nasıl değişti? Öncelikle değişti mi? Evet, değişti tabii ki de. Artık başak yoktu. Anladınız mı demek istediğimi? Artık bana bakan kişi, beni tanıyan kişi, yaşadığım yer zaten küçük bir yer ve hani başak denildiği zaman hasta olan kız mı? Kansere yakalanan bir kız vardı. O mu? O oluşmaya başladı. Şu an hayatıma giren bir insan önceden hasta olduğumu veya kanser olduğumu söylediğin zaman şimdi iyisin değil mi? Diye böyle bir acıma bakışıyla insanlar bana yaklaşıyor ve ben bu bakış açısından gerçekten hani hiç hoşlanmıyorum. İnsanların bana bakış açısı değişti tabii ki de. Hatta insanların benimle konuşma şekli, benden bahsetme şekli değişti. Çünkü artık başak yoktu. Kanserli başak var ya da o hasta olan başak mı vardı. İnsanların bu tarz bakış açısı çok sinirlendirirdi. Sürekli bana acıyarak bakmalı ya da benimle konuşurken bir şey diyeceğim ama üzülmezsin değil mi? Ya da ne bileyim bana kanserle alakalı bir soru soracak, bir şey söyleyeceğim ama kırılmazsın değil mi? Ya da mesela bu tarz şeyler beni çok sinir ediyordu. Hastalığından sonra nasıl zayıfladım ve fit oldum? Öncelikle sağlıksız beslenmeyi, çok fazla hamur işi tüketmeyi bıraktım. Bu kadar sağlıklı beslenirken nasıl bu kadar kilo aldım ben de bilmiyorum ama çok fazla yiyordum. Yani sağlıklı şeyleri deli gibi fazla yiyordum. Hastalığım bittikten sonra, yani bütün ilaçlarım bittikten sonra, ağızdan kemoterapilerimle bitti ve ben diyetisyene başladım. Diyetisyenle birlikte düzenli olarak bir doktorun, bilen kişinin elinde, hastalığımı da bilen biri olduğu için ve benim güçten düşmeyeceğim şekilde, böyle antin kuntin detoks sayarak beni zayıflatmayacak şekilde bir diyetle kilo verdim. O süreçte eğitimini nasıl devam ettirebildim? Yani online eğitim veya özel dersler falan mı aldım? Online eğitim almadım. Sadece okuldan, yani devlet size öğretmen atıyor hasta olduğunuz zaman, böyle bir durumda kaldığınız zaman. O şekilde öğretmenler gelerek bana ders vermişlerdi. Fakat bir yere kadar, çünkü bir yerden sonra kafam almıyor. Hafızamda sıkıntılar çıkmaya başlıyor. İlaçlardan dolayı çok yorgun oluyorum ve düşünebildiğim şey zaten derslerim olmuyor. Dersleri görmeyi sadece bir iki ay falan devam ettirebildim. Sonrasında salmıştım. Kanser olmadan önceki başakla şu andaki başak arasında fark var mı? Evet. Yani benim için ikisi tamamıyla farklı bir dünya. Eski başak ve yeni başak olarak iki başak var benim hayatımda. Aynı şekilde bu ailem için ve arkadaşlarım için de böyle. Hepsi aynı şeyi söyler. Çünkü ben hastalıktan önce şu anki başakla yaşam stilim, düşünce tarzım, konuşma şeklim, hal hareketlerim kesinlikle aynı değildi. Yani o iki başak arasındaki tek aynı olan şey simam gerçekten. Hastalık beni çok büyüttü, çok olgunlaştırdı ve istemediğim kadar olgunlaştırdığı için çok fazla uyum problemleri yaşadım. Kanser geçirdikten sonra yürümede ve dizlerinin üzerine oturmada zorluk kaldı mı? Eğer bilmeyeniniz varsa kanser hastaları kemoterapi aldığı zaman yürümekte bir tık zorlanırlar. Çünkü vücutta giren kemoterapi vücudunu çok yorduğu için, kemikleri çok yorduğu için. Çünkü ilaç tüm damarlara gidiyor. Sadece kanserli olan bölgeye gitmiyor. O yüzden tüm her yerinize dağıldığı için kemikleriniz, vücudunuz, eklemleriniz, etleriniz sürekli acıyor ve kaslarınız erimeye başlıyor. Bacak kaslarınız, kol kaslarınız gibi gibi. Ve yürümede, kalkmada zorluk yaşayabiliyorsunuz. Hatta yatağınızda oturup kalkarken bile dizleriniz bazen tutmayabiliyor. Ki ben kaç defa o yüzden düştüğümü, oturduğum yerden kalkamadığımı biliyorum. Nakil mi oldun? Hayır, ben nakil olmadan tedaviyi tamamladım. Fakat nakil olan bir arkadaşım vardı. O da şu an atlattı ve iyi bir şekilde hayatına devam ediyor. Geçmişe gidip kanser olan başağa gidebilsen ona ne söylemek isterdin? Ona söyleyebileceğim tek şey var. Seninle gurur duyuyorum. Ne yapıyorsan aynen yapmaya devam et ve kendin ol. Söyleyebileceğim tek şey bu. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eğer içinizde böyle bir süreci geçiren varsa bana tabii ki de ulaşabilir. Hatta kişisel hesabına ulaşsanız çok çok daha iyi olur. Mesajınızı daha rahat görebilirim. Zaten çoğunuzla böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, bu dönemlerden geçerken aklınıza takılan bir şeyler olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepsini okuyup tek tek cevap vermeye çalışacağım. Pes etmeyin. Gerçekten hayat çok kısa. Kime ne zaman ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Burası ölüm dünya. Hasta olsak da öleceğiz. Hasta olmasak da öleceğiz. Hepimiz bir gün öleceğiz. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Emin olun, her zaman umut var. Sadece bunu söylemek istiyorum ve sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.